Eyvallah çikolatalı puding. Çok sağ ol 25 şişe aboneliğin için. Sağ ol var ol, teşekkürler. Şimdi bana gelen bir bilgi var. Bilgi eğer doğruysa şimdi bunlar benim sevmediğim şeyler kısaca. Şimdi kızacağım. Kızarsam kötü kızarım. Bir saniye. Vida Bey, İbne'yi galiba tasmalamışlar, öyle diyorlar telefonuma. Bir saniye. Şu karakteri bir yenileyelim de. Neyse bulmuşlar herhalde. Hadi bir şey demeyeyim. Ama sinirleniyorum. Carlos Bey, bir maymunla uğraşıyorum da. Bu beni bana bir şeyler yapıyor. Galiba Halloldu. herhalde halloldu herhalde. Aynen. Buyurun. Bu bizim yer altında bir mekan var ya. Ha evet, geçenki geldiğimiz yer. Aynen. Orada şu an bekliyorum seni. Tamam, birazdan geliyorum. Tamamdır. Neyse hadi bakalım. Ah, umarım kendime gelmişimdir ya, devirmek. Gelmişsiniz, gelmişsiniz, problem yok. Evet. Nazar değdirdim. Tek size oluyor bu arada. Bak, bunun bir admin olduğu söyleniyor. Cidden çok kötü şeyler söylerim. Adminse eğer, benim canımı sıkmasınlar bak. Benim canımı sıkmasınlar. Yani şimdi hadi konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Şimdi sıçtırtmasınlar server'a bana burada şimdi. Rage geçirttirmesinler. En son bunları yaşadığımızda Riya mıydı neydi o zaman server'ın adı? Bak. Benim canımı sıkmayın. Bu server'a o kadar emeğim var. Bu server hakkında hiçbir gün bir şey demedim. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmayın yani. Vito Bey. Poz yapın isterseniz. Poz yapınca şöyle oluyorsunuz. Seçeceğim şimdi. Bunda mı uğraşacağım abi ben ya? Havani. Efendim. Git bu siyah dostumuza bu kim bilgiyi veriyorsa bir paylaş bakayım. Tamamdır. Öyle mi durayım? Bence böyle durun. Artık yani böyle mi yaşayacağız burada hayatımızı? Şu Emir anlık Bey, böyle durun bence. sevmem bu tarz hareketleri. Çok radikal kararlar alırım. Ani radikal kararlar alırım. Dumur ederim. Kral, ben seni bir saniye alabilir miyim? Beni mi? Evet. Tabii. Şu an oturabilir misiniz? Bu ne abi böyle? Hiçbir şey yapamıyorum ki. Neyse Demir Bey, sözün özü. Durumlar kötü. O yüzden bir an önce umarım artık namına yakışır bir şekilde bir operasyon yaparsın. Biz de dostumuzun gücünü görmüş oluruz. Biz bu şehirde dostlarımıza güveniyoruz diyoruz. Bizim şöyle sağlam dostlarımız var. Bize bir şey olsa yardımcı olurlar. Bizi korurlar. Doğru söylüyorsunuz. Doğru düşünüyoruz değil mi?
Doğru düşünüyorsunuz. Böyle olursa ama biz arkamızı dayadığımız kişiler bunları yaşarsa olmaz. Onların da vakti gelir. Herkesin bir süresi var. Peki, o zaman güzel faaliyetler yapacağını umut ediyorum. Umarım. Siz Louis'e mi gideceksiniz? Yo, ben Carlos Bey'le bir görüşme yapmaya gideceğim. Ona birkaç durumdan bir bahsedeyim bakalım o neler diyecek. Tamamdır tabii. Tamam Demir Bey. Kendine çok iyi bak. Haberleşiriz yine. Tamamdır. Araç bir... Sırtlayın isterseniz. Sırtlat bir şey olmuyor. Şu anlık bence sırtlayın isterseniz. Alayım patron. Al al. Lan ben yapıyorum sandılar. Tövbe. ID'yi dövmek ki görmeyle mörmeyle ilgili değil. Bunu içeriden patlatıyor olabilirler. Devran. Ha. Benim bir belediyeye gitmem lazım. Çağırıyorum, geleceğim. Sıraç. Efendim. Oğlum Cavani biliyor bak, onu da bir götürsene. Tamam. Bu benim meseleyle ilgili mi? Evet evet. Tamam, onu fikseler herhalde ya. Lan onun ne nereye fiks? Yatıp kalkıp duruyorsun. Cavani. Devran sen al telsizi. Benle belediyeye gelsene. Tamam mıyız? Almışsın. Evet. Takip. Abi işte bu yani bunu server'ın içinden biri yapıyorsa çiğ süt emmiş bir namussuzdur. Gel gel bizim araca gel. Zaten salaktır da. Abuk sabuk hareketler, garip garip hareketler yani. Ekip takipleyin. Patron bir şey yazdım ben. Bana sen benle gel. Hı. Darbeli Hamsi bir 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Darbeli Hamsi. Ben gelemiyorum bu arada Sıraç. Bir halletmişsen onu. Çözün bakalım şu işi. Bir boklar yiyorlar ama dur bakalım ne oldu çıkacak. Zaç ya 15 lira bağış yapmış bize. Abi selamlar, Sedat diye bir farem var. Adını bulmak için çok uğraştım. Sence ismi nasıl? Fare Sedat diye isim bulur lan. Bizim Berk'in de faresinin adı Haydar mıydı neydi? Hamster vardı. Adı Haydar'dı diye hatırlıyorum. Bu West Mechanic neymiş ya? Sen patron. Kiminmiş bu West Mechanic? Bir sorayım bilgisi olan var mı? Gençler bu West Mechanic kimin? Bilgisi olan var mı? Yok oğlum bilgisi olan var mı? Bilgisi olan varsa söylesin. West Mechanic. Atom galiba Alex'lerinmiş. Alex'ler kim oğlum? Ha Arix. Evet. Ya Arix'lerinmiş ya da onlara yakın bir ailenmiş. Dalarak bilgisi olayım. Dobi bal. Dobi dobi baldır baldır baldır. Dobicik bir baldır baldır. Dobi bal çiçeği. Patron. Sen ne yapsınlar patron? Sen bir mail bakar mısın? Bakıyorum. Eklesinler burada. Tamam. Araçlar da yaz bana da. Sıraç. Yok yok fixledim ben konuyu. Hallettim. Tamam. Tamam, tamam Sıraç. Mı? Tamam tamam. Carlos Bey Devran. Geliyor galiba. Efendim? Ekibi al malikaneye gidin. Malikaneye mi? Tam bu araç burada bırakıyorum. Alıyorum götürüyorum. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Bugün gideceğim inşallah.
Yardım edelim isterseniz. Heh, aferin Sıraç. Arkadaşlar yardım edelim içeriye kadar. Ulan bu sezon ne mağdurum anasını satayım ha. Oh. İkimiz birlikte. Harbi bu benim üstüme çok gidiyorlar oğlum, bak gerilirim. Carlos Bey, bundan sonra böyle geziyoruz biz. Hoş geldiniz Bey. Ben bayılmadan şuraya doğru bayılayım bari de. Her an bayılabilirim yine. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi dostum, sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum, ben de görüyorsunuz işte itle kopukla uğraşıyoruz. Ha, sıra sizde herhalde şimdi. Aynen. Muhtemelen. Evet. Hadi bakalım. Sıkıntı yok. Ben dinliyorum seni. Ya dün size ulaşmak istedim. Bu Azerlerin durumlarıyla ilgili bilginiz var mı? Mevzu ne? Ya şimdi bu Azer bu şeye karşı sen benim yaptığımı yaparsan sıkıntı yaşamazsın. Ya neler oluyor oğlum? Ay ananı da avradını da. Şimdi beni bu dün Azer aradı. Bu demirle evet. Alakalı bayağı bir sıkıntıları var. Şikayetleri var. Bunun düzgün bir adam olmadığını, korkak olduğunu falan iddia ediyordu. Ardından bununla bir takım olaylara girmeyi de düşünüyordu ama ben de dedim hani beleğine kuvvet tabii, yapabiliyorsan yap. Ama dedim önce bir Carlos Bey'i bilgilendir. Ne, hiçbir şey adama demeden bir olay yaparsan yanlış anlar. O da size söyleyeceğini bana söyledi. Ben sizi aradım. Dedim bir ben yine bildireyim. Belki bunlar bir alt yerler, bir şey yapmadım. Size bir bilgi verdim mi öncelikle, onu sorayım. Yani şöyle, Azer bana sadece şunu söyledi. Dedi ki bu kapitaldeki arkadaşlar bize aşırı saygısızlık yapmaya başladılar. Bu şekilde devam ederlerse ne yapalım? Hı hı. Yiyin birbirinizi dedim ben de. Anladım. Ya şimdi bunlar şöyle bir şey yapıyor. Tabii ki birbirleriyle kapışmak istiyorlarsa okey, ama şimdi bu Azer lojistiğine giriyor, lojistikten çıkmıyor. Lojistikten de çıkmayınca lojistiğin konumu itibariyle basılması biliyorsunuz zor. Çünkü bulunduğu binanın çatısı tek merdivenli. Dün evet. Biz olayı incelemek maksatlı helikopterle bölgeye gittik, gözetledik bölgeyi. Şimdi bunlar oraya çıkmışlar. Polis de gelmiş tabii oraya. Geleni geçeni oradan indiriyorlar. Demirler de diyor ki biz adamın malikanesine girdik aldık. Malikanesine gelmiyor. Lojistiğe çağırıyor. Lojistikten hiç çıkamıyor. Bu adam bu sevkiyatların hiçbirini de lojistik dışında galiba yapmıyor. Tabii şimdi durum böyle olunca insanların kafasında Azer'le ilgili soru işaretleri oluyor. Acaba baronun adamı koruyor mu gibisinden. Şöyle, şimdi biz Azer'e bunu yapmaması gerektiğini söyledik. Azer de dedi ki lojistiği bana bağlayan kişiler oldu. Bunlar benim kamyonlarımı teslim etmediler. Hı hı. Öbür türlü olunca da dedi küçük araçlarla bu sevkiyatları gerçekleştirmek bizim için zor oluyor dedi. Biz de en yakın zamanda sana dedik bir kamyon ayarlayalım. Tamam dedi. Sonra biz geçen toplantıda da konuştuğumuz zaman bu Martin'ler ya. Evet. Martin'e söyledik. Martin atladı. İşte yok sevkiyatı şöyle yapmıyorlar, böyle yapmıyorlar. Dedim tamam kardeşim, kamyonu ayarla dedim. Haber yok. Yapsınlar. Martin de ayarlamadı. Ben bugün bir tane kamyon verdim kendisine. Hediye ettim. Bundan ulan sonra Martin. Sevkiyatları dışarıda yapacak. Baskın yer veya baskın yemez. O onun problemi. Lojistik işi kolay değil. Dışarıda sevkiyatı patlar. Vururlar. Elindeki malları alırlar. O da onun beceriksizliği diyelim. Onun dışında da benim Azer'i koruduğum yok. Ve az önce oradan geliyordum. Azer tekrardan bu durumu bana belirtti. Sevkiyatı yaptık ona. Dedi ki böyleyken böyle bu kapitallerle bizim sonumuz ne olacak? Ben de ona şunu söyledim. Aranızdaki meseleyi Vito'yla görüşeceğim. Vito'yla görüştükten sonra sizi çağıracağım yanıma. Aranızdaki meseleyi ya sulhle çözeceksiniz ya da
Şu şekilde yapacaksınız. Benim belirlediğim bir yerde gideceksiniz. Sen ve adamların çatışmaya gireceksiniz. Oradan sağ çıkan diğerini mağlup etmiş sayılıp olayı bitireceksiniz. Aksi takdirde dedim, gereken dedim bu sefer ben size yaparım. Tamam dedi. Demir'le görüşemedim. Senin yanındaydı aradığım zaman. Evet. Seninle görüştükten sonra işte Demir'i çağıracağım. Demir'e de aynılarını söyleyeceğim. Aralarındaki sorunu bu şekilde çözeceğiz. Yani Demir'in ben bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Ama bunların problemi aralarında biter mi bilmiyorum. Çünkü Azer biraz kendi mekanını kendi çıkarına kullanıyor. Şimdi o mekandan hiç çıkmazsa tabii ki şehirdeki olaylarda adam buna ben senin evini aldım dediği halde orada bekliyorsa bu ona büyük bir avantaj. Çünkü mekan adeta kale gibi. Orayı basmak çok sıkıntı. Belki 3 helikopter eş zamanlı olarak adam indirirsen hani olabilir ama o öyle bir kudret herkeste yok tabii. Öyle olunca Azer'in bu faaliyeti tabii orada her türlü kazançla sonuçlanıyor. Bu ya, iş çözülürse iyi olur diye düşünüyorum aralarındaki problem çünkü her gün süren bir husumete dönüştü. Yani şöyle belirteyim sana. Azer de şu şekilde anlattı bana. Bunlar dedi benim mekaniğimi bastılar. Hiçbir şey söylemeden. Biz de gittik bunların misilleme yapıp gun shoplarına girdik. Gun shoplarını bastık dedi. Sonrasında ben lojistiğe geçtim dedi. Demir bunu aramış. Demiş ki neredesin lan sen korkak falan gibisinden azarlamış çocuğu telefonda. Azer de demiş ki ben lojistiğimdeyim hadi gel demiş. O lojistiği senin elinden almaya geliyorum demiş. Geldiği gibi yemiş. Evet, Azer evet, onu. Evet. Bana anlatılan bu. Demir'den dinlemedim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. İşte Demir'i aradım senleydi. Demir'le de bu konuyu tekrardan görüşeceğiz. Doğru. Yani Azerler Demir'leri vurdular. Demir dün ama olayın içinde yoktu. Hector galiba ya kendisi çıkabildi Demir'in adamı ya da o da vurulmuştu olabilir. Ben hatta dedim ki bak sizi burada yok edecekler. Gel ben size yardımcı olayım sizi buradan çıkarayım. Yok dedi Vito Bey ben buraya kadar geldiysem bu işin dedi sonu nereye kadar gidiyorsa gitsin. Gördüğüm kadarıyla hepsi vuruldu. O yüzden bunların durumu kötü. Tabii bu işlerde yenmek de var yenilmek de ama en azından artık bu olayın bir adını koysunlar bu işi bir nihayete erdirsinler diye düşünüyorum. Öbür türlü şehre de zarar vermeye başladılar yani bu konuda herkes şikayetçi. Bu mesela şeyde bana mesaj atmış. Kadıoğlu'nu tanır mısın? Evet onu tanıyorum. Arif mesaj atmış. Carlos Bey, Arif Kadıoğlu ben. Kapital densizlik yaptı, gereğini yaptım bilginiz olsun diye bir mesaj bırakmış. Şimdi bunun gibi 3-4 kişi daha bana yazmış Arif gibi. Bu Arif sadece bir örnek. Kapital çoğu mekana gidip muhtemelen racon kesip insanları böyle altında görmeyi isteyen bir ekip. Şimdi Demir bizle görüştüğü zaman toplantılarda gayet üslubu düzgün beyefendi. Hector da aynı şekilde ama insanlara nasıl yaklaşıyorlar onu bilmiyoruz. Azer'in zaten üslubunu bütün şehir biliyor. Azer genel baktığımız zaman hani üslubu bozuk. Herkesle ters konuşan. Bir arkadaş. Bize ters yapmıyor gerçi. Bu şekilde devam ederse çok yaşayacağını da sanmıyorum gerçi. Şimdi dediğim gibi arasındaki olayı bir şekilde çözmemiz lazım. Aksi takdirde bu olay uçsuz bucaksız bir yerlere gidecek. Sonu gelmeyecek bunun. Evet çünkü polis de devamlı olayları görüyor. Ne kadar polis bu olayları bilirse işin ucunun bizlere de dokunması ihtimali var. Tabii canım. Yani bizim deşifre olma ihtimalimiz var bunlar bu şekilde devam ederse. Evet, dün Kadıoğlu beni bir toplantıya davet etti. Onlarla görüşmeye gittim, Carlos Bey. Demir bunlara gitmiş, biz dostluk istemeyiz, düşmanlık isteriz gibisinden bir tavır takılmış. Öyle olunca adamlar bunların mekanında siz misiniz bize hava yapan diye bunları vurmuş. Şeyler, Kadıoğlu mu? Kadıoğlu, Demirleri vurmuş. Şimdi Demirler atıyor, tutuyor, bir Azer bunları dövüyor, bir Kadıoğlu bunları vuruyor. Bunlar bu hale geldiler. Ama bu Demir iyi adamdır aslında. Bunlar niye böyle oldular anlamadım. Benim anladığım kadarıyla Demir'le senin muhabbetin bayağı güzel. Eskiye dayanan bir dostluğumuz var ama hani daha sağlam, daha kuvvetli bir ekipti. Açıkçası şehirde güçlü dostlarım olmasını severim. Ama şu anki bu güçsüzlük durumları benim çıkarıma değil. Ha Azer de iyi adamdır. Tabii kendimle mukayese etmem onu. Kendime mukayese edecek bir rakip olarak bile görmem ama neticede benim istediklerimin, sevdiğim dostlarımın güçlü olması benim işime gelir. Carlos Bey. Tabii ki. Yani sonuç itibariyle sen de şehirde
bir konumdasın, belli bir gücün var. Yanındaki insanların da senin güçlü olması lazım ki senin de denk gelip oturup sohbet edebilsin veya seninle ortak çıkarları olabilsin. Hı-hı. Yoksa başıboş insanlarla bir olmuyor işler. Evet. Ne oldu ya? Tommy. Bakıyorum. Sorayım pardon. Ayrıca kulağıma bir takım haberler daha geliyor. Bazı insanların bir yapılanma içerisine girdiğiyle ilgili. Carlos Bey. Bu şehirde birileri galiba bir masa kurma peşindelermiş. Ne gibi bir masa? Yani ilk başta bu masanın bir dost meclisi olduğunu, bu masa içerisinde kendi çevrelerini kurduklarını ama alttan alta şehri yönetmekle ilgili bir iddialar olduğunu duyuyorum. Kim bunlar? Şimdi net değil. Net olarak bir şey söyleyemem ama sanıyorum Azer de bu işin içinde. Bu konuyu araştırmaya devam ediyorum ama bir masaları olduğunu, 6-7 kişilik bir grup olduklarını, 6-7 ailenin bu masanın ferdi olduğunu ve kendilerine bir dostlar meclisi dediklerini duydum. Onu ben de duymuştum. Evet. Özellikle de sana karşı bu ekip. He. Yani 6-7'si birleşse benim işim bir adam etmez. Çok sorun değil. Ama buradaki tabii benim rahatsızlığım sizin gibi bir baronumuz varken burada bir masa düşünülemez diye düşünüyorum. Yani şöyle Demir bana geçenlerde telefonda şundan bahsetti. Baronum dedi yakında bir ticaret masası tekrardan kuracağız. Sizin dedi izniniz var mı? Ticaret masası kurduğunuz sürece dedim herhangi bir sorun bir sıkıntı yok. Azer de bana şu şekilde bilgi verdi bu konuyla ilgili. Azer dedi ki biz dedi 6-7 ekip gerçekten dedi birbirimizi böyle öz olarak gördük. Kardeşlik yapıyoruz. Biz dedi birbirimizle ticari dostane bir iş yapacağız. Onun dışında dedi şöyle bir izin istediler benden. Azer ve diğer arkadaşlar. Biz herhangi bir savaşta, herhangi bir sorunla birleşebilir miyiz? Sizin müsaadeniz var mı dedi. Ben de 6-7'sini topladım. Onlar kaç kişiydi? 7 kişilerdi. 2 tanesi mefta, 5 kişi kaldı. 5'i birleşecekmiş. Biriyle sorun yaşadığı zaman 5'i birlikte dalacaklarmış adamlara. Tek başlarına güçleri yetmiyormuş belli. Kesinlikle dedim öyle bir şey yapamazsınız. Öyle bir durumda hepinizi dedim yok ederim benim. Çok basit bir şey benim için. Tamam dediler. Konu kapandı o şekilde. Bundan sonra o olaydan sonra tekrardan böyle bir muhabbet oldu mu olmadı mı bununla ilgili benim bilgim yok. Zaten Martin'i de çağırdım. Martin de geliyor buraya. Martin de o gün benim yanımdaydı Azer bu konuyu açtığı zaman. Martin geldiği zaman Martin'e de tekrardan bir soralım. Belki o bir şeyler duymuştur. Malum 2 gündür İtalya'dayım ben de. Size karşı böyle bir eylemde bulunan birisi olursa özellikle birleşip ben sizin yanınızdayım. Güçleri yetiyorsa gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani bize karşı şu ana kadar yapılan cesaret edilen bir hareket yok. Ha birkaç kişi sanıyorum bir tanesi rebeldi. Biz bunları 2 kere harekat yaptık. Bunlar galiba şehri terk etmiş. Kim onlar? Rebel ailesi diye bir aile olması lazım. Bir kere biz bunların mekaniklerin önünden bunları aldık götürdük. Bir kere bunları yakalayıp vurduk. Bunlara bir hareketimiz oldu. Geçenlerde Root ailesiydi sanıyorum. Onları bir sağlam bir pestil ettik. Onları vurduk. Geçen kimi vurduk biz? Yanlışlıkla bir kızı da kaçırdık ya Sıraç. Neydi? Visual. Bir turda Visual'ı vurduk. Bir 7-8 kişi de bunlardan kaldırdık. Yani bizim rekabetimiz bayağı pek yok. Bayağı aktif çatışmışsın sen bu aralar. Evet birazcık hareketimiz oldu. Ama bu Sanchez içimizde kaldı. Tam ona çökecektik Emre'nin üzerine ama adamlar yok ortada. Onlar herhalde Sanchez komple. Sipariş geçmiş. Bugün Azer'den sevkiyatlarını alacaklar. Öyle mi? Bunların şehirde evet. Ben hiç görmüyorum. Yani silahçılarında da hiç yoklar. O zaman bu faaliyetimiz hala devam edecek mi? Çökelim mi bunlara? Yani bir konuşun. O gün toplantıya çağırdık gelmediler. Hı hı. Veya İtalya'da belki başka işleri vardır. Yurt dışındalardır. Bayağıdır ben de görmüyorum. Aha. Ses solukları çıkmıyordu. Tommy onlar sipariş geçti değil mi? Ben yanlış evet, bilmiyorum. Evet geçtiler patron. Aynen sipariş geçmişler onlar da Azer'e. Anladım. O zaman biz bir Sanchez'in kulağını çekelim bakalım. Ne yapıyormuş, ne ediyormuş, niye ortalarda yokmuş.
Toplantıya niye gelmemiş? Bunların hepsini bir öğrenelim. Geçen gün bu Numenorlara LSP'li bir baskı attı, hatırlıyorsundur. Beraber gitmiştik, mitleri almıştık oradan. Evet, evet. Bunun bir misillemesini yapacağız. Polise diyorsunuz. Aynen. Polise sıkabilsek yapacağız da polise sıkamıyoruz ki. Carlos yok Bey. Yok, sen merak etme. Sıkamıyoruz, mermi gitmiyor. Sen hiç merak etme. Yani benim masamdaki insanlara onların bu şekilde yaklaşması bizim işlerimizi bozar. Bizim bir misilleme yapmamız lazım ki adlarını bilsinler. Yakında, çok uzun sürmez, bir gün olsun, böyle bir toplanacağız. LSPD binasına, aha, LSSD binasına. Yani bize karşı legallerin hepsine basacağız. Hep beraber. Martin hoş geldin. Hoş bulduk adamım. Nasılsın Martin? Bu konuda İyiyim ben... dostum, sen nasılsın? İyiyim, tamamen oraya umarım gelemeyeceğim. Bence şu an çok iyisin. Umarım. Bu konuda dediğim gibi ben orada olamayacağım. Kardeşlerim de orada olacak. Bizim çocuklar. Oradaki ekibin başı sen olacaksın. Bütün ekibi senin yanına birkaç aile vereceğim. Bütün ekibi sen yöneteceksin. Yani olay sende. Teşekkür ederim. Sağ olun. Elimizden geleni yaparız. Yüzünüzü kara çıkartmayız. Merak etmeyin. Yani girebiliyorsanız LSPD binasının içine girin. Ya. Oradana kadar evrak, dosya, her şeyi alın. Yakın, yıkın, çıkın oradan. Mümkünse eğer. Mümkün değilse dışarıdan vurun vurabildiğinizi. Ondan sonra çıkarsınız oradan. Mümkün. Gireriz. Bütün binayı hatta ateşe de veririz. İçeride hiçbir şey kalmaz. Bunu halledebiliriz. Yani bu sayede hem masadaki insanların varsa sabıkaları, aramaları vesaire, o dosyalar da yok olur. Bunlar da bir hadlerini bilirler uzun süre. Umarım. Tamamdır. Siz ne zaman derseniz biz bu göreve hazırız. Martin, sen bu geçenlerde seninle görüşmüştük ya, bir 6-7 kişi masa kurmuştu, Azerler falan. Onlarla ilgili bir daha bir ses soluk çıktı mı? Martin bayıldı. Yakaldın yine. Hayır dostum, buradayım, buradayım. Heh. Orospu çocuğu ayıklıyorum da. Galiba çözüyor bir şeyleri Martin. Umarım. Evet, evet. Evet, sizdeyim adamım. Bu 6-7 kişi bir masa kurmuşlardı, hatırlıyorsundur. Evet. Bu konuyla herhangi bir sorun, bir sıkıntı oldu mu ondan sonra? Biz konuştuk seninle, hatırlıyorsan. Hayır dostum. Haberim yok benim ondan. Zaten o şekilde bitirdiler o zaman. Başlarında bir Max Frey vardı. Zorladık onu. Gönderdik. İnfaz ettim. Rebels. Değil mi? Evet evet. Rebels'in patronunu yok ettik direkt. O muymuş bunu organize eden? Yani o fitne fesat bir adam Vito Bey. Biz yatırıp kaldırdık onu. Demek ki böyle adam toplamaya kalktı o zaman. Muhtemelen, ben de ondan şüpheleniyorum. Zaten bizzat infazını ben gerçekleştirdim. Eline sağlık Martin'cim. Unicorn'da havuzun içinde kestim kafasını. Martin'in pezevenklik dışında tetikçiliği de varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Ne güzel yani. Ne güzel. Onun attığı mermiler gidiyordur. Bizimki de gitse keşke de. Artık bu gece gitsin değil mi Martin Bey? Bence de gitmeli. Martin, geçen gün sen de vardın gerçi yanımızda. Bu Numenorlara LSP'liler baskı yapıyordu, hatırlıyorsundur. Daha evet. Devlete olmadı. Bunlara türlü karşı bir misilleme yapalım dedim. Neyse artık, iyilik. Vito'yu da ne oluyor oğlum bana? Olacakların başına koydum. Ne oluyor? Şimdi Carlos Bey, kesinlikle benim hakkım değil ama gerçekten bu Azer El Pacino'nun götü başı ayrılıyor. Bence sizin ona bir ayar çekmeniz gerekiyor. Şu an buradan çıkışta zaten Azer'le Demir'i çağırdım. Hangisinin ne kadar büyük sıkıntısı varsa o kadar büyük kaza tutturacağım onları. Yoksa bunların çözümü yok. Aynı zamanda galiba bu Kadıoğlu evet. Kadıoğlu, aynen, Arif de yazmış bana. Arif ve Demir arasında da ufak bir sürtüşme de var. Şimdi şöyle bir şey var ama bakın. Ben bu şekilde konuştuğum zaman masada da geçen gün tepki geldi. Azer'i savunuyormuşum gibi. Azer benim umurumda olan birisi değil. Yanlış anlaşılmasın bu durum tekrardan.
Şöyle bir şey var. Şimdi Kadıoğlu şikayetçi. Bir iki tane daha aile var. O iki aile de şikayetçi. Azer de şikayetçi bu kapitalden. Şimdi kim haklı kim haksız artık ayırt edemiyoruz. Öyle, harbiden. Evet, Şimdi gerçekten öyle. Kadıoğlu'nu ben yıllardır tanırım. Niye Hiç böyle oldu bu kimseyle bir demirler sorun bu sene yaşadığını ben arkadaşlar bu bugüne sezon? kadar duymadım. Belki siz de uzun zamandır tanıyorsunuzdur. O adam çok böyle içli dışlı değil bu konulara. Sakin bir adam gibi duruyor. Evet. Şimdi bu adam bile hani uyuyan devi uyandırdı mı derler, ne derler? Bu adam bile o şekilde tepki veriyorsa o zaman kapitalde mesela bir sıkıntı vardır. Şimdi kapitali çağırdım, gelecekler. Azeri de çağırdık, o da gelecek. Arif'i de çağıracağım, o da gelsin. Bir oturup konuşalım bakalım bunların derdi meseleleri neymiş. Önce eğer isterseniz Carlos Bey, Demir'i de kaldırıp indirebiliriz. İyi fantaziler uygulayabiliriz kendisine o beyaz saçlarına. Şöyle aralarında haksız olan kimse direkt ona. Şimdi kurunun yanında yaş yanmasın. Hatta ben buraya Bence çağırayım ya direkt. Vito Bey hepsini vuralım gitsinler ya. Bence de ya toplu çözüm. Ya vurmak basit iş. Şimdi bir tanesi mekanından, işletmesinden çıkmıyor. Bir tanesi de eski dostum. Yani kötü niyetli olmadığını düşünüyorum ama bu olaylarda kim haklıdır bilmiyorum. Demir Kadıoğlu'na bir bitti mi ayıp işin? etmiş ama. Tamam neredesin? Tamam malikanende bekle bizim Richard gelip seni alacak oradan. Hey dostum, benim aldığım duyumlar da doğru ha. Ya Bu sen ya Hector. Al Pacino, Azer. Tamam. Hatta Boyla. Hector'u da alacaksın. İkiniz de gelin. Tamam. Ezel diye bir kardeşi Richard. de varmış herhalde. Efendim? Evet Ezel. Millete işanlık yaptırmaya çalışıyorlar dostum. Bu Demir'le Hector'un gözlerini bağla. Üstündeki makineleri al. Buraya getir. Tamamdır gel. Ezel Azer'in kardeşi miymiş? Ben öyle duydum yani. Bir de yani bu Azer herkese dayılanıyor, dayılanıyor. Lojistiğe millet gelince de adamları varken Azer bitti mi millete işin? artistlik yapıyor dostum. Öyle duydum ben. Bitmedi mi daha işin? Tamam, işin bitince haber ver. Senin adamın yok mu ya? Tamam, adamına devret. Ben bizim çocuklardan... Ha, senin bir de öyle bir problemin var, değil mi? Tamam, elini çabuk tut o zaman. Başkasına devredemiyor mu? Veya biraz mola ver ya. 10 dakika mola ver. Ben bizim Tommy'yi gönderiyorum. Gelsin seni alsın buraya. Tamam. Artık Çapo'nun bir piyasaya inmesinin vakti geldi mi arkadaşlar? Kıymetli Tüysü dostumuzla gelsin bir icraat bakalım. yapmayalım mı ya? Bir de Arif vardı değil mi? Arif'i de andıralım. Arif Işık, Halı, Kilim, Travel. Arif uyuyor. Si, amigo, si. Si, si, amigo, si, amigo, amigo, si. İyi dedim ha. İyi si dedim arkadaşlar. Bu mitlerin cezasını daha belirlemedik ya. Ne düşünüyorsunuz? Karar verebildiniz mi? Yani şu an hala ikilemdeyim. Bir yanım azat et diyor. Bir yanım diyor hiç riske atması kafasına. Yani siz doğruyu bilirsiniz diye düşünüyorum ama bence affedilebilir bir çocuk. Biraz heyecanlı ama. Çok atlıyor zıplıyor. Fazla atlayıp zıplarsa bir gün o bacakları kırılır. Çok genç. Normal. Şimdi baktığım zaman ben de onun yaşlardayken yani uçana kaçana raconumuzu kesiyorduk. Carlos Bey, 18'lik çıtır gibisiniz. Ulan Tamamdır. Martin. Carlos Bey, bu dünkü bir takım olaylar olmuş. Bilgiyi aldınız mı bu iskele mevkiinde olanlardan? Yok, onunla ilgili bir şey duymadım. Bu bazı değişik giyimli kişiler iskele taraflarına gelmişler. Değişik giyimli. Yani böyle kapşonlu, siyah kıyafetli bazı adamlar, araçlar plakasız.
Değişik değişik tipler olduğu söyleniyor. Hatta birileri balon mu var falan demiş galiba ama hiç kimseyle konuşmamıştır. Bu bizim peşinde olduğumuz ekip olabilir mi ya? Yani olabilir. Belki de artık şehirde bile kendilerini göstermeye başlamış olabilir bu herifler. Ama çok kalabalıkmış duyduğum kadarıyla. 3-5 kişi de değillermiş. Yok, bayağı bir herhalde bir 30-35 civarı bir adamla geziyorlarmış. Kim acaba ya? Bu adamlar hala bir çözüm bulamıyoruz. En çok yani başımı ağrıtan mevzu da bu. Ne olacak, ne bitecek? O geçenlerde konuştuk ya, ağacın gölgesini bilirim ben sadece dedin sen de. Dostum ben onlardan dolayı dışarıya çıkmıyorum. Açıklı kaldık. Ya bu adamlar bana bile erişebiliyorsa Martin, yani Unicorn'da sana neler yaparlar yani, düşün. Dostum, artık çelikten kapı dikeceğim oraya. Baron'un alınma vakti yavaş yavaş geliyor. Bu adamlarla bir an önce işimizi halletmemiz lazım. Değil mi arkadaşlar? Adam yavaş yavaş geliyor. Adamın işlerse üzerini sürüp Unicorn'a çekebiliriz he. Böyle adamları karıyla kızla adam tavlayacaksın herhalde he. Ben de onu söyleyecektim. Adamların işi gücü yok. İki tane çıplak kız görmeye mi gelecekler lan oraya? Dostum sen de erkeksin, ben de erkeğim. Anlarsın ya. Şimdi şöyle söyleyeyim sana Martin. Biz böyle bir durumda gidip orada takılır mıyız? Yoksa bizim mekanımız yok mu? Hayır tabii ki de adamım. Bizim kızları salalım şehre. Bence araştırsınlar. Bunlar erkek mi o bile belli değil ki Martin. De bir de şöyle bir şey var. İşimizi kızlara bırakacaksak, kadınlara medet umacaksak bırakak gidek zaten. Eğer kadınlarsa ben giderim. Beni arayan bayağı erkekti yani. Martin'i görürlerse kesin bence Martin'in peşine takılırlar. Kadınlarsa çok etkilenirler diye düşünüyorum. Benim gibi çekici birisini nereden bulacaklar ha? Doğru. 200 kilometre öteden etkilersin sen. Teşekkür ederim adamım. Gerçekten gururlandırıyorsunuz beni. Güzel dostlarım. Şimdi burada Azer demir kapışması olacak ha? Bakalım neler... Aha geldiler. Gelin buradan. Bakalım neler olacak şimdi chat. Sizce neye bağlanacak bu iş? Var. Barodum getirdim. Tamam, aç gözlerini. Buradayım patron, geldim. Şu Azir'i alıp getirsene, gözlerini kapat. Tamamdır, getireyim. Merhaba Sayın Baron. Hoş geldiniz. Patron siparişleri teslim edildi, yarıda mı bıraksın? Aynen, ben ona söyledim. Biraz tamamdır. Dinler. Burada biraz soluklanırım. Şimdi demir. Tam ta tam. Buyurun Carlos Bey. Tam tam ta tam. Sizlerle ilgili çok şikayet var. Hayır oğlum. Hem Kadıoğlu hem Azer. Hayır siz hayır, 2010'da bize hayır da hayır. Sizin meseleniz ne? Müsaadeniz olsa sektör anlatsın isterseniz bu konuyu. Tamam. Tabii. Anlatıyor mu lan şu an? Viktor şu an konuşuyor mu? Şu an konuşuyorum. Beni duyuyor musunuz Vita Bey? Şu an duyuyoruz. Şöyle tamam, şu tarafa geçin ya. Çekinmeye geç ortaya. İzniniz varsa şöyle şu ortaya doğru geçeyim. Aynen. Tamam. Geçen günlerde bir tane adam bizlere karşı bir saygısızlık yaptı. Daha sonradan işte ben müşterim gelmişti Ganshop'a. Ganshop'uma gittim. Aradan Ganshop'uma geldi kendisi. Birkaç orada birkaç saygısızlık yaptı bana. Sonradan İşte dün birkaç kişiye arkamdan hakkımda atıp tutmuş. İşte birkaç tane laf söylemiş. Sonra kendisine dedim de buyurun gelin, hani varsa bir problem gelin konuşalım. Eğer hani savaşacaksak da buyurun adil bir şekilde savaşalım. Gelin kasabaya veya düzgün bir konum belirleyelim aramızda, gidelim. İşte arada beni, yok sen lojistiğime geleceksin, onu yapacaksın. İşte yok ben lojistiğimden çıkmam. Kendisinden lojistiğimden çıkmanı göremedim Sayın Baron'um. Sizin mallarınızın yanındayken benimle savaşmayı düşünüyor. Bence bu da bir nötr bir davranıştır. Yani kötü bir davranıştır. Çünkü sonuçta o malları siz bu şehre sokarken çok hani zorlu yollardan getiriyorsunuz. Baron'un mallar kaybolsa ne olacak o zaman? Bana savaşmayı teklif ediyor. Ne diyorsunuz bu işe arkadaşlar? Ondan da
İğrenç iğrenç laflar söylüyor Ya, telefondan da bizim çocuklar arıyor işte öyle böyle diyor. Ben sakin bir şekilde kendisini arıyorum. Buyurun gelin işte kasabada veya varsa istediğiniz konum düzgün bir şekilde eşit bir şekilde görüşelim. İşte bana telefondan küfürler ediyor onları yapıyor. Sonra işte adamlarıma sıkıyorlar. Konu böyle bayağı bir uzuyor. Kısacası. Bu Arif'le meseleniz de peki sizin? Arif'i aradım, telefonu kapalı. Kendisiyle aslında geçen gün çok güzel bir toplantı yapmıştık. Demir Bey çok güzel bir toplantı yaptık aramızda. Çay içip sohbet ettik. Demek ki aklına bir şeyler girmiş ki hakkımızdan sallamaya başlamış. Ben duydum işte Demirler'e onu yaptım bunu yaptım diyor. Daha adamlarından bir tanesiyle bir tane adamın kılına daha zarar veremedi. Ondan önce adamları benim mekaniğimde araba yapıyorlardı. Yani kendi parçalarını getirmişler. Benim mekaniğimde parça takmaya çalışıyorlardı ben yokken gizlice. Aldım. Sorguladım. Sonra malikanelerin holdinglerin önüne koydum. Aradı işte ayıp oldu falan kusura bakmayın özür dileriz. İşte bizim hatamızı bizim çocukların hatası. Demir'e gitti onunla bir güzel bir toplantı yaptı. Anlaşmışlar aralarında. Sonra bir gün sonra milletin arkasında yok ben Demir'ler onu yaptım bunu yaptım diyor. Daha kendisinin bana silah sıktığını göremedim şahsen. Şimdi bak şöyle söyleyeyim sana bana attığı mesaj. Carlos Bey, Arif Kadıoğlu ben. Kapitaldensizlik yaptı, gereğini yaptım, bilginiz olsun. Sizi aradım, ulaşamadım size. Ne zaman Diye yapmış gereğini? 8 saat önce. Ha, biz öyle bir şey yaşamadık Yani kardeşim. 8 Bize saat önce ben bütün adamların önünde malikanemde oturdum, çay içiyordum vallahi. Merak ediyorum. yani bana yazdığı mesaj bu. Arif'i aradım, ulaşamadım. Arif Aynısını bize telefonunu de açtığı anlattı. zaman Sizin izniniz varsa kendisi gelsin. Böyle bir şey yaptığını kanıtı varsa söylesin. Kanıtı yoksa yapmaya cüret ediyorsa buyursun gelsin yapsın. Sıkıntı yok benim için. Arkadaşlar Patron Sanchez'e burada sevkiyat verilmiş. Laf arasında duydum. Uyut Bey'e Baronum müsaade iletirsiniz. var mı? Evet, Martin. Arkadaşlar sidik yarıştırmıyoruz. İş yapıyoruz. Bence yani biz anlaşmak yerine birbirinize dayamayı tercih BTC ediyorsunuz. görünümlü satılık araç. Ama şimdi Lanet şöyle bir olsun şey var. sizler. Kendileri Önce yarıştırıyor. işinizi yapın, sonra sürtüşmenizi yapın. Ama bu sürtüşmenin de bence bir kuralı olmalı, bir saygısı olmalı. Siz Bu arada burada sürtüşmeyi sidik yaşamıyorsunuz yarıştırılsa ki. en Siz uzağı direkt Martin işer birbirinize ha. dayıyorsunuz he? Haksız mıyım Baron Bey, Vito Bey? Şimdi bunların bugünkü muhabbetlerini artık şu an burada çözeceğiz. Benim belirlediğim şartlarda eğer uzlaşamazsanız benim belirlediğim şartlarda buranın çıkışında savaşacaksınız. Hangi kimin ne önce? Yani Arif'le değil. Sizin meseleniz anladığım kadarıyla zaten Arif değil. Yok her ikisiyle benim benzim. Ya şu anda Benzem. Kadıoğlu'nun benim arkamdan konuşması dışında ben düşman arayan biriymişim Carlos Bey de galiba. Arkadaşlar öyle lanse etmiş de ben arkadaşa söylediğim cümleler buydu. Oradaki kameralarda olsun şeyler olsun USB belleğine bağlı hepsi izletebilir isterse. Benim ona dediğim kelime şu. Uzatılan eli ters. Yani geri çevirmeyiz. Uzatılan silaha da silah uzatırız. Dostluğa dost, düşmanlığa düşmanlık dedim. Ama arkadaş galiba dostluk kelimesini tamamen kafasından silmiş. Sadece düşmanlık kelimesini kafasına almış. Orada bir olay yaşamadınız mı Demir Bey? Adamın mekanında. Nasıl bir olay? Yani mekanında bu hareketten sonra sizi vurduğunu söylüyor. Ha yok, hiçbir şey yaşamadık ya. Öyle bir şey yok. Zaten o adamlarla toplantıya ben 25 kişi gittim adamlar 5 kişiydi. Bana nasıl bir şey yapacaktı ki çok merak ettim. Anladım. Yani bu tarz bir dedikodu var hakkınızda. Yani şu aralar herkes bir sizi vurduğunu söylüyor. Keşke vurulsun. Ama Keşke. söylüyor. Dün vuruldun ya lan. Keşke vurulsam da ameliyata Efek gitsem. Çiraç. 20 kişiye abonelik Oğlum hediye etmiş. şimdi. Sağ Çok olsun. istiyorsan ben vururum seni ya. Estağfurullah Tebrik seni. etmeme gerek yok. Efeciğim Martin. sağ ol Olur Efe. mu efendim? Bugün buradaki olayı şöyle yapacağım. Martin senle Vito'ya salıyorum. Tamam mı? Aha. Ben de burada izleyeceğim. Ben yokmuşum gibi tabii saygısızlık yapılmadan ben yokmuşum gibi buradaki olaya müdahale edin. Peki öyle diyorsanız. O Müsaade zaman var biz bir mı hakem Vito Bey? alalım. Tabii ki Tabii Martin Bey. müsaade sizin. Yani şu Şimdi şekilde söyleyeyim size. Şimdi Martin sana da Vito'ya da bu konularda güveniyorum. Benim
bu konularda artık geçen toplantıda söylediğim gibi sabrım taştı. Azer buraya Aron da bizi seviyor bu şekilde didişmeye devam ederse ben burada üçünün de kafasına sıkıp gönderirim. Bunu da yapmak istemiyorum. O yüzden ikinize saldım. Hakem sizsiniz. Ben burada taraftarım. İzliyorum sizi. Eyvallah. Şimdi sağ olun. Teşekkür ederim. Müsaade var mı? Efecim 20 kişiye... Tabii ki tabii ki dostum. Buyur. 20 kişiye dostum. Daha abone edilmiş. Teşekkür ettim efecim. Sağ ol. 40 oldu değil mi? Burada yabancı kimse yok. Ve gelmişsiniz. Yanlış anlamayın beni. Ben tamamen stratejik olarak konuşuyorum. İki aileye de düşman edinmişsiniz. Ve yani herhangi bir şekilde sorun çözmeye falan çalışmıyorsunuz adamım. Direkt sadece vuruşmaya oynuyorsunuz. Bence yani bu seviyelere geldiyseniz gerizekalı olmamanız gerekiyor. Kesinlikle yanlış anlamayın. Lafın meclisten dışarı. İki aileye sizce düşman edinmek ne kadar mantıklı olabilir he? İki aile birleşip bence sizin içinizden bile geçebilirler. Kadro'nun öyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Ya Kadıoğlu kendi çapında yani, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu şekilde diye. Yani biz şu anda sizleri uyarıyoruz. Neyin ne olacağını. İkisi aynı anda üstlerinize gelirlerse ki iş yaptığımız insanlar onlar da maalesef ki bir şey yapamayacağız. Vito Bey bu konu hakkında siz ne demek istiyorsunuz? He? Şimdi sevgili dostum. Eğer bir insan kendine gücüne güveniyorsa 2 değil 20 de gelse hepsini yer. Ama şimdi burada benim gördüğüm Kapital ailesinin isminin zedelendiği. Ben Kapital ailesinin isminin bu kadar zedelenmesinden hoşnut değilim. Şimdi bu şehirde eski dostlarımızın güzel mevkilerde makamlarda olmasını biz isteriz. Ama eski dostlarımız hakkında mekanımıza çağırdık vurduk. Gel gelebiliyorsan dedim gelmedi. Geldi vurdum. Şimdi bana bunların fotoğraflarının gelmesi bizi memnun eden şeyler değiller. O yüzden Carlos Bey'in de buradaki bize gösterdiği tevazu bizim bu konuda hakem olmamız olduğu için Azer de geldiğinde bu olayı güzel bir şeye bir hüküme bağlayalım. Artık bu olay neyle sonuçlanacaksa sonuçlansın. Çünkü bu işin sonunda polisle biz olaya gireceğiz gibi duruyor. Dün sizin mevzuyu izliyordum Hector biliyorsun orada da seni aradım. Hı hı. Şimdi zırt pırt oraya polis geliyor. Benim helikopteri görüyor. Sizi görüyor. Eşkaller belli. Şimdi bu iş nereye kadar? Yeraltı dünyası iki tane ailenin birbirleriyle olan mevzusu için patlayacaksa bu iş olmaz. Ha tabii bu ailemde mermilerin patlaması, kılıçların çekilmesi gerekir. Alem bunu gerektirir ama bu kılıçlar artık çekiliyorsa birinin kalbine saplanmalı. İki güne bir ben onu alırım, ben bunu alırım, bir şey yok. Ben onu alırım, ben bunu alırım, bir şey yok. Böyle olmaz. Bu olay artık bir finalize edilsin. O yüzden benim aklımda güzel bir şey var. Martin eğer sen bana salarsan güzel bir şeye bağlayalım bu olayı. Ne dersin? Dostum hiç problem değil. Sen deyim ben. Eyvallah. Azer Bey ne yaptı? Gelemedi bir türlü ya. O gelsin de. Bir konuşalım bu olayı. Artık nihayete erdirelim. Tommy'yi arayalım bir daha bakalım neredeymiş. Adamı Baran çağırır. Gel gün hani. Azer kilitleniyor. 3-4 saat. Anca geliyor. Bunlara güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunlara güzel bir alo, hüküme bağlayacağım bunları. Gözler. Kiminle görüşüyorum? Kalbin. Zarat. Uzun eşek oynatacağım. İlk kim kapanın çökerse o kaybedecek. Ne yollalanmış. İyi dostum. İyi dostum. Alo. Şu an bu toplantıdayım. Neredesiniz? Ben arayacağım seni. Tamamdır. Ne içersiniz beyler? Ne ikram edelim size? Sağ ol dostum arayacağım. Suyunuz seni. Varsa alırım. Allah söyleyeyim. Richard. Oh biraz daha şuralardan bir şeyler toparlayayım da karnım doysun değil mi? Portakal suyu olur mu? Olur olur. Taş kağıt makas oynasan kaybedecek. Verebilirsiniz. Bir dil yok ya kusura bakmayın. Anladım.
Ayağa kalkar mısınız Filo Bey? Ya soğuk havada soğuk şeyler yemek insanın direncini arttırır derlermiş Carlos Bey. Bizim bağışıklar düşük bu konuda ya. Hastalığı direkt kapıyoruz. Martin senin ortaklık nasıl gidiyor ya? Dostum benim ortağa bu aralar ulaşamıyorum. Depo geçen gün isyanlardaydı. Niçin? Ya diyor ben diyor buraya diyor nereden ortak oldum diyor ya. Her gün diyor birilerini vurup vurup diyor gönderiyoruz. En son diyor kendime diyor sıkacağım ben. İnsanlarla uğraşmak istemiyorum diyor. Efendim sağ ol sen diyor. Nasılsın? Üniformu yönetmek kolay değil he. Ben de o işi erbabına salladım. Sevgili baronum bakıyorum da sigaraya çok düşkünsünüz. 3 gündür içiyor. Sürekli pro içiyoruz artık alışkanlık oldu. Size farklı bir sigara ısmarlayabilirim he. Yok elimde dostum çok güzel sağ bir sigara var. Aman Carlos Bey bu adamın verdiği bir şey içmeyin. Geçen gün zaten ikram etti. Kendine gelemiyorlar. Vito Bey siz sigara kullanmıyor musunuz? Kullanıyorum. İçer misiniz vereyim? Vito'yu ısmarla bir tane ya. Yok ben içmeyeyim. Bizim çocukların hali ortada ondan sonra. Esrar keş gibi geziyor herkes. Sizin çocuklar içebilir mi yanınızdakiler? Müsaade var mı Carlos Bey? Yani yanımda normalde içemezler de sen adamları bir şekilde zehirlediğin için artık ne diyeyim ben de kızamıyorum çocuklara. Yani duruyorlar teklif edelim kendilerine. Ha burada mı şu an içemezler tabii. Peki dostum. Müsaadenizle ben bir tane yakayım. Şehirde herkes müptezel oldu iyice. Ben merak ettim ya bir gün denerim. Ama bana etki etmiyor. Biraz ilaç çocuğu olunca öyle oluyor. Hani o saçlarına aç yaptım çiçekler. Hani o... Ha, Azer'den geldi. Gel bakalım Azer. Artık şu olayınızı bir nihayete erdirelim değil mi? Oo, Azer Bülbül. Hoş geldin. Azer Bülbül. Peki kolay gelsin. Azer'in gözlerini açın. Açtılar bana. Çok etkisi olmadı Martin Bey. Merhaba Vito Bey. Merhaba Azer Bey. Azer. Efendim Carlos Bey. Şimdi burada Demir var. Hector var. Senin bunlarla da sorunun var. Doğru mu? Ben sorunumu çözdüm. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Demir istiyorsan kamp sandalyesi var bak oradan çek otur. Tabii. Şöyle söyleyeyim sana. Buradaki mevzuya ben bugün taraftar olacağım. Martin'le Vito burada hakem olacak. Sizin aranızdaki sorunu ya çözecekler ya da farklı bir çözüm bulacaklar. Ben burada taraftarım. Demir'le Hector'a söyledim, sana da söylüyorum. Burada saygınızı bozmadığınız sürece hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Ki saygınızı bozsanız da müdahale etmiyorum. Martin'le Vito'ya saldım. Aranızdaki sorunu çözün. Saygısızlık yaparsanız, küfürlü, labali konuşursanız buradan girdiğiniz gibi çıkamazsınız bence. Ona göre artık tartışmanızı burada devam ettirebilirsiniz. Eyvallah. Şimdi Azer Bey, biz Demir Bey'den olayı dinledik. Şimdi aranızdaki mevzu dün biliyorsun, bana da mesaj attın zaten. Yaptığınız faaliyetle ilgili. Öncelikle elinize sağlık. Neticede bir faaliyet yapılmışsa bu faaliyetle insanlar böbürlenebilirler, gayet normaldir. Fakat bu faaliyette bizim hoşumuza gitmeyen bir takım durumlar var. Bu da şudur. Nedir? Şimdi polis artık bu işleri çok aleni bir şekilde görüyor. Dün biz sizin bölgenizi helikopterle gözetliyorduk. Ve oraya gelen giden polisin adı hesabı olmadı. Şimdi biliyorsun biz gerekirse dostlarımız için polise sıkmışızdır. Senin için de çok sıktık. Doğru. Biz bunları bu faaliyetleri yaparız ama şimdi şehirdeki önemli bir konum olan lojistikte bu kadar büyük çatışmaların iki grup arasında dönmesi, üzerine bu olayların bir türlü son bulmaması, bugün hatta bu mevzuların yeniden aşılacak olması bunun bir neticelendirme içine girmediği anlamına gelmekte.
Bundan dolayı Carlos Bey de sağ olsun biraz önce bu kararı aldı kendisi. Biz de teklif etmedik. Kendisi söyledi bu arada. Bizi bu konuda hakem tayin etti. Sevgili dostum Martin'e de güzel bir fikrim olduğunu söyledim. O da tamamdır bu iş sende valide dedi. Şimdi biraz önce kapital tarafı kendi durumunu anlattı. Bir de senden dinleyelim bu olayların başından sonuna kadar olan kısmı. Ondan sonra biz kendi hükmümüzü verelim. Bu konuyu da artık çözelim. Buyur seni dinliyorum. Nedir bu kapitalle olan mevzunun aslı, astarı, başlangıcı? Tabii ki. Bir dinleyelim adamı değil mi? Haksızlık olmasın. Kapital anlattı. Bu konuların yeniden açılma mevzusu benim tarafımda gündemde değildir. Benim tarafıma herhangi bir atak hamle olmadığı sürece. Bu bir. İkincisi lojistik mevzusu. Dün Demir Beylerin ekibi öncelikle kendileri başlatıp benim mekaniğimde çalışan adamı vurmuşlar. Bunu size de anlattım. Evet. Daha sonra bunun akabinde ben de çıkıp gun shoplarını basıp Hector Bey'i aldım. Ondan sonrasında benim tarafımdan onlara karşı herhangi bir hamle gelmedi. Ama tabii ki hazırlıklarım tamdı. Lojistiğimde kardeşlerimle beraber sohbet ediyorduk. Daha sonra beni Hector Bey'in bir adamı aradı. Adını bilmiyorum. Bayağı bir maymun gibi konuşan bir genç. Yani maymun gibi derken hakaret etmiyorum. Konuşmasından dolayı dedim. Çünkü bayağı bağırıp çağırıp seni yok edeceğim. Mekaniğini aldım. Mekaniğini aldım şu an ben de. Malikaneni aldım şu an ben de. Biliyorsunuz ki malikanelerde bizim ailelerimiz yaşıyor. Ben de hemen bir helikopter çıkardım malikaneye. Bir baktım yoklar. Mekaniğe bir helikopter çıkardım. Bir baktım yoklar. Sonra bu arkadaş beni tekrardan aradı. Dedi ki neredesin sen? Ben lojistikteyim dedim. Dedi ki geliyorum. Senin lojistiğim yapacağım dedi. Ben de dedim ki bak olay böyleyse Azer akla. Yapabiliyorsan buyurun gel yap. Ben buradayım dedim. Evet. Hatta bir ara bu otobana çağırma muhabbeti döndü. Ben otobana gitmeyeceğimi söyledim. Ben yerim belli. Bana saldırmak isteyen adam, bana yanlış bir şey yapmak isteyen adam. Sonuçta ben hamle yapmıyorum. Buyursun gelsin yapsın. Bu arada mekaniğe ve kendi malikanemi de helikopterle kontrol ettirdim. Boştu. Boşaltmış. Dolayısıyla benim yaptığım herhangi bir orada lojistikte herhangi bir hamle yoktu aslında. Benim lojistiğimi benden almak isteyen bir grup tarafından, bu grup zaten kapital ailesidir, bir baskın düzenlendi. Ben de burada bu baskına engel olup onları geri püskürttüm. Benim burada yaptığım şey nefsim müdafaadır. Onun dışında herhangi bir yanlışım polise karşı yoktur. Orada polis de gelse, kralı da gelse ben kendi lojistiğimi korumak zorundayım. Doğru, dolayısıyla, haklı, şu an haklı. Çünkü yani. Bu lojistikten bütün şehre kapital yalan mı söylüyor sizce? Ben bunu yapmak zorundaydım. Zorunda olduğum için yaptım. Kapitalle açılan mevzulara gelecek olursak neden biz kapitalle düşmanız? Burada size de anlattım. Bazı kapital şeyleri anlatmıyor ailesi, mu sizce? Chat? Çoğu aileye gidip toplantıda kötü konuşuyorlar. O aileler benim sürekli ticaret yaptığım ve aynı zamanda görüşme sağladığım, çoğu zaman beraber kendi sağ olsunlar, beni bir abi kardeş diyelim nasıl görürlerse görsünler, beni kendi malikanelerine davet edip beraber oturduğumuz insanlardır. Dolayısıyla bunlar bana haber veriyorlar Vito Bey. Burada bu adamlar yanımıza geliyor. Bu adamlar bizimle hiçbir şekilde dostluğu kabul etmiyor. Dost sevmezlermiş bu adamlar, düşman severlermiş diyorlar. Ben bu konuda bayağı bir rahatsız olduğumu size de belirtmiştim zaten. Doğru mudur? Evet, fakat bu adamlar neden kendileri meselelerini çözmek yerine size geliyorlar? Bizim de çünkü daha önce kendileriyle olayımız vardı. Ama bu konular artık benim için son nokta oldu. Ne anladım? Ben son noktadan sonra ben aradım. Burada bunu Sayın Baronum size saygısızlık olarak algılamayın. Ben olayı anlatıyorum size. Kesinlikle boynum kıldan incedir. Boynumu almak isterseniz
önünüzde eğilirim, boynumu alabilirsiniz. Eğil. Bıkım bile çıkmaz. Sıkıntı yok Hazır. Ben burada taraftarım, bilmiyorum. Evet. Yok, bir şey söyleyeceğim. Ben de aradım, Demir Bey'i aradım, ulaşamadım. Hector Bey'i aradım, ulaşamadım. Bu mevzular patladıktan sonra ben dedim ki benim işim, bu olay bitmiştir. Ben Azer Alpaçino olarak sustum. Saygımı gösterdim. Saygımdan dolayı sustum. Kimseden korkum yok. Gerektiği yerde gerekli cevabı vermesini bilen bir insanım. Yaşımı da almış bir insanım. Tamam mı? Ben burada Demir Bey'i aradım, yoktu. Hector Bey'i aradım, yoktu. Ben de bir tane ailelerinden birine ulaştım. Dedim ki, değerli kardeşim, sana bir mesaj ileteceğim. Bu mesajın ardında arkadan konuşma vesaire yoktur. Sana bir mesaj ileteceğim. Onları bulamadım. Bu mesajı patronuna lütfen ilet dedim. Demir Bey'in dedim, beyaz saçlarını keseceğim dedim. Münasip bir yerine dikeceğim dedim. Bak, söylediğimi söylüyorum. Saygısızlık yoktur, tekrar söylüyorum. Harbiden burada böyle olayları dedi. Açık ve net konuşacaksak benim her şeyi açık ve net anlatmam lazım. Benim bu lafımdan sonra mekaniğime baskın attılar. Ben de bu yaptıklarından sonra ganshoplarına baskın attım. Daha sonra da kendi lojistiğimi savundum. Onun dışında yaptığım herhangi bir icraat yoktur. Bu da böyle birine. Bey, müsaade var mı? Teşekkürler. Buyur dostum. Şimdi Azer Bülbül Bey. Azer Bülbül Bey. Soyadımı düzgün söylerseniz. Azer Bülbül Bey. Eser Bey. Biz açıkçası Eser Bey diyor bunu. Ben düzeltmeye geldik buraya. Bu da Eser Bey'di. Bu da sapıttı. Toplandık. Aranızdaki sürtüşmeyi ya burada sona erdirin ya da artık bizi tehlike altına atmayı bırakın. Evet. Ben müsaadenizle konunun... bir şey söylemek istedim. Şimdi bu meseleyi aranızdaki meseleyi çözeceğiz. Ama şimdi burada kafama takılan benim tek bir nokta var. Şimdi Azer Bey'in anlattığı kısım Kapital'in, Demir Bey'in, Hector Bey'in anlattığıyla şöyle bir farklılık içerisinde. Şimdi Kapital diyor ki biz diyor malikanesine gidiyoruz. Malikanesini alıyoruz. Malikanesinde bu adamlar yok. Kendi evlerini korumaya gelmiyorlar. Biz lojistikten çıkmayız diyorlar. Ama Azer Bey de diyor ki ben malikanelerime ve mekaniğime gittim, baktım, kimse yoktu. Şimdi burada olay patlıyor. Eğer gerçekten bir malikaneye girilme durumu var ise ve malikanenin korunma durumu yoksa bu ters bir durum. Tabii ki. Ya ben zaten o beni arayan Hector Bey aramadı bu arada. Beni arayan arkadaşa mekaniğim önce malikaneme helikopteri gönderdim. Teşekkür ederim. Beni arayan arkadaşa dedim ki mekaniğime adam gönderdim dedim. Yoktunuz. O da bana dedi ki adamını vurduk. Ama ben önce malikaneme helikopteri gönderdim. Bir saniye. Vito Bey? Viski içer misiniz beyler? Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Anlatabildim Vito Bey şimdi? Anladım ama burada siz? Bir o zaman bir yalan bir durum var. Ben bir açıklık getireyim direkt size. Malikaneme adam yolladınız dediniz. Sizin yolladığınız yeri ben kovaladım. Eğer benden kaçtı size bekledi beni. Ondan önce ben malikanenize eğirle indim. Baktım kimse yoktu, seslendim. Başarı değildir. Kendi selfimi çekindim. Çıktım. Daha sizin eğer gelmeden önce bunları yapıyorum. Sizin eğer gelirken kalktım. Sizin eğer beni görünce eğriniz benden kaçmaya başladı. Bana havada pit atmaya çalıştı eğer piti. Onu da başaramadı. Eğer piti mi? Ardından eğer zaten mekaniğiniz benim ganshopumun yanında. Orada da fotoğrafları çekindik. Hiçbir sıkıntı yok. Şunu söyleyeyim. Ben neden mekaniğinizi geç... Onu da ben size açıklık getiriyorum. Sadece şuna bir cevap vereyim mi sana? Boş mekanda fotoğraf çekilmek kolaydır. Bir gün biz mekanda varken çekilmiş. Buyurun. Yok, burada değil. Çekilin, onu bekleriz. Bu fotoğrafı ama... nereye attınız? Siz fotoğraf çekildik dediniz. Twitter'a falan mı attınız? Yok, hiçbir yere atmadık. Bende duruyor. Anladım. Yani var böyle bir fotoğraf. Tabii. Şimdi tamam. Devamını getireyim. Mekaninizi neden bastım? 4 kişiydik. Güzel bir şekilde Lamborghini ile şehirde turluyorduk. Sizden bir arkadaş Mercedes'li bana geldi, çarptı. Dostum dedim. Bir kaza oldu, gel konuşalım. Yok işte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Shield'denim falan filan muamelesi çevirdi. Daha sonra benden kaçmaya başladı. Ben onu kovaladım. Gel çözelim, hani bir şey yapmayacağız, bir konuşacağız. Benden kaçmaya başladı. Sonra altındaki araçla bana epit atmaya kalkıştı. Ben kovalayınca baktım ben onu kovalıyorum. İndi bana sıktı. Sonra ben tabii araçla biraz uzaklaştım, takip etmeye başladım. Sonra sizin ganshop'a doğru kaçtı. Mekaniğe doğru kaçtı. Benim ganshop'um yanındaki sizin mekaniğe doğru. Mekanikte de bana silah çekti aynı şekilde. Ben silah çekince, bana bu sefer orada silah çekince yine sıktı. İyice öyle sıkınca, oldu, böyle oldu, şöyle doğru, oldu. İki tarafta bir şeyler sonra anlatıyor. Sonra ben ganshop'uma döndüm. 10 dakika sonra
ne hikmetse benim garşurumu gelip bana diyorsunuz ki sen benim mekaniğimi basmışsın. Sana bu bilgiyi kim veriyor? Sen bu bilgiyi nereden ediniyorsun? Bana şimdi bana beyler, bu mesele böyle bitmez. Görülen ben o ki... bir şey söylemek isterim Mete Bey. Son olsun, sonra burada bir hüküm verelim artık. Buyur Demir Bey. Ben Azer Bey'e şunu söylemek istiyorum. Kulaktan dolma işlerle iş yapılmayacağını söylemek isterim. Sizin düşman arıyor cümlesi neydi aslında, söyleyeyim size. İnanmıyorsanız da gidip Kadıoğlu'na, Emrah'a gidip kamera kayıtlarını izleyebilirsiniz. Benim arkadaşa söylediğim kelime şuydu. Biz uzatılan eli ters, yani geri çevirmeyiz. Uzatılan silaha da silah uzatırız. Dosta dost, düşmana düşman olur. Biz kapitaliz dedim. Evet. Bizim hükmümüz budur dedim. Dost olana yaklaşanla dost oluruz, düşman olanla düşman oluruz. Ama arkadaş dost kelimesini hafızasından tamamen silmiş. Dost kelimesini asla kullanmadığımı düşünüyor. Size gidip böyle lanse ediyor. Sizi gelip bize düşürüyor. Orada dostsuz falan dedi aslında. Size güzel işler yaparız, ziyaretler yaparız. İki gün sonra gidip millete böyle böyle demiş. Beyler şimdi o başka bir meselenin konusu. Ya bu meseleden şimdi dolayı patlıyor zaten. İki tarafı da dinledik. Ve ben açıkçası iki tarafında farklı şeyler anlattığını düşünüyorum. Bazı yerlere kesişiyor ama neticede burada kesişmeyen bir nokta var. Kimse diğerinin patronunu alamamış. Ne Azer Demir almış, ne Demir Azer almış. Demir Bey şehirde yoktu. Hector Bey var. Ben alamıyorum. Hector olmaz bu işler. Bu işin hükmü şudur. Buradaki yapılacak mesele şöyle çözülür. Artık aranızda 24 saat sürecek bir savaş olacak. Bu savaş bütün şehri kapsayacak. Birbirlerinizin malikanesine, mekanına, evine, barkına, ikinize de giriş izni verilecek. Kim kimin patronunu alırsa aranızdaki mesele bitmiş olacak. Ve bu mesele bir hafta bir daha açılmayacak. Çünkü biriniz birine bir şey yapıyor, öbürü diğeri diyor ki yok bu bitmez, bir daha yapacağım, ama bununla bu şehir uğraşamaz. O yüzden hüküm şudur. Shield ve Kapital 23 itibariyle başlayacak savaşları yarın akşam 23'e kadar bütün mekanları, bütün iş yerleri dahil olmak suretiyle savaşa sokulmuştur. Bir ricam var. 24 yapalım çünkü ben oradaki teslimatlarımı bitirmek zorundayım. Bugün teslimat gününüz mü? Evet. Tamam. Evet. Bugün 00'dan yarın 00'a kadar. Yarın 00'a kadar kim kimi götürürse. Bence patronu alan mı kazanacak şimdi? Evet evet. Kim kimin patronunu alırsa. Evet. Helikopterimi hazırlatayım. Ben Unicorn'dakileri de izleyeyim havadan. Artık aranızdaki meseleyi nasıl halledersiniz? Göreceğiz. Aa, ama şöyle bir istihbarat alırsak yine. Birisi bir mekandan çıkmıyor. Asla hiçbir yere gitmiyor. Yalnızca orada bekliyor. Bu tarz bir şeyler olursa ben Carlos Bey durumu bildiririm. Artık Carlos Bey gerekli işlemi kendisi bilir. Neticede bize burada hakem olmamız söylendi ama biz cezalandırıcı değiliz. Bir kişinin bu işlere suistimal ettiğini Carlos Bey görürse arkadaki arkadaşları görüyorsunuz. Ellerinde çok güzel makineler var. Sizi o beklediğiniz mekanlarınızda ziyarete gelirler. Bilginiz olsun. O yüzden tüm şehir, her yer, tüm mekanlar, tüm caddeler, tüm sokaklar, bütün kasabalar, her yer dahil Kapital ve Shield savaşı gece 12 itibariyle başlamıştır. Hüküm budur. Sıkıntı yok. Vito Bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizde biliyorsunuz ki saygı esastır aslında. İyi değil mi? Benim adamlarımdan herhangi birisi aile patronlarına ya da büyüklerine bir saygısızlık yaparsa ben gerekli hükmü veririm. Şimdi bu arkadaşlardan yine biri var. Şu an burada oturduğumuzu biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum ama bana ne haber genç diye mesaj atıyor. Yani böyle bir saygısızlık biri yapacaksa biri burada... Ne haber genç diye mesaj atmış. Dün siz altınıza aldığınız fotoğrafları atıyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Kim kime ne yaptığını zaten belli. O yüzden bitirir kervan yürür. Aynen Azer öyle. Bey. Çoluk çocuğun lafıyla hiç kendinizi dert etmeyin. Bakın Demir Bey burada patron.
Hazar Bey de burada. Pozlarınızı paylaşın. Buyurunuz. Hükmü verdiniz. Kabul edildi. Fakat eyvallah. Bunun sonunda biz kapital olarak bir şeyler isteriz. Bunun bir savaş ganimeti olmak zorundayım. Biz ganimet isteriz. Siz bir isteriz. Yapın. Kazanan bir gelsin. Carlos Bey ile zaten bu işin kazancı ne olacak? Onun bir konuşması yapılır. Neticede büyük bir savaş olacak. Ha, kimse ölmez onu söyleyeyim. Kimseyi birbirini gömdürtmeyiz ama bu işin neticede bir ödülü olur. Değil mi Mertin? Ödülsüz bir iş doğrudur olmaz. Doğrudur dostum. Unicorn'a kabulseniz verelim. Bir güzellik yapılır merak etmeyin. Sadece artık şu mesele çözülsün ha. İki dev arada tepişirken altta çimler eziliyor. Şöyle de bir teklifim var Vito Bey. Sirius Reis nasıl reis? Bütün şehri rahatsız etmeme adına yok. Herhangi bir yer belirlenip çıkılabilir yani. Orada da savaşılabilir. Bölge arena kasaba. Olmaz evet. Beyler. Siz halı saha maçı mı yapacaksınız? Kreşte mi oynuyoruz biz burada? Adına. Bu şehirde Vito Salvatore, Carlos Bey, Martin dostum rahatsız oluyorsa herkes rahatsız olacak. Bu şehirde biz rahatsız oluyorsak herkes rahatsız olacak. Bu şehri kana bulayacaksınız gerekirse ama bu meseleyi artık bitireceksiniz. Bunlar çocuk gibi çıkıp parkta çözülecek işler değildir beyler. Arkanıza dikkat edeceksiniz. Bir anda sırtınızdan nançer yiyebilirsiniz. Savaş böyle olur. Savaş bir yere çıkıp yapılmaz. Orta çağ mı bu? Kale fethine mi gidiyorsunuz? Ne oluyorsa her yerde olacak. 2-2 beni dışarıdan hiç kimse destek vermeyecek. Dışarıdan destek alanı direkt ben müdahale edeceğim. Biz yani müdahale edeceğiz. Onun dışında da iki tarafa da söylüyorum. Yaraladınız, vurdunuz, kırdınız, kazanan, kaybeden fark etmez. Birbirinize saygısızlık yapmayacaksınız. Delikanlı gibi gideceksiniz. Gerekirse vuracaksınız, vurulacaksınız ama saygısızlık olmayacak. Benim düşüncem budur. Hüküm de verilmiştir. Kendinize iyi bakın beyler. İki taraf da kabul ediyor değil mi bunu? Sıkıntı yok. Bizde R olmaz Carlos Bey. Hadi bakalım. Bileğinize sağlık şimdiden. Var mı eklemek istediğiniz başka şeyler? Müsaitseniz bizle konuşmak isteriz. Bunlarla Kadıoğulların arasındakini ne düşünüyorsun he? Onu ben kendim çözüm yapacağım zaten. Ya Kadıoğlu meselesi şimdi burada söylenen Kadıoğlu'nun yalan söylediği. Eğer Kadıoğlu yalan söyleyip Carlos Bey'e ve bizlere yanlış bilgi veriyorsa bir cezası kesilmeli. Çünkü adam diyor ki gerekirse kamera kayıtlarına bakın biz heriflere hiçbir şey yapmadık diyor. Ama Kadıoğlu da benim gözlemlediğim kadarıyla efendi insanlar öyle pek yalan söyleyecek tipler gibi de değiller. Ben şunu duydum. Herhalde kapitaldekiler Kadıoğlu'nun emlakına gitmişler dostum. Emlakta ufak bir sürtüşmeden önce Kadıoğlu hani benim mekanımda bana nasıl posta koyarsın gibisinden anlayaraktan kapitale sıkıyor sanırım. Evet ben de bu şekilde duydum. Kapital ne hikmetse sonra Kadıoğlu kapitalin adamını kaldırıyor ve kapitali herhalde müneccin cimcikliyor. Bir anda Kadıoğullarını buluyorlar. Ne güzel anlatıyor. Kadıoğlu ile bizim olayımız daha önceden de vardı zaten Mertin Bey. Dediğim gibi adamlar bizim işitlerimizi bizden haberse gelip kullanıyorlar. Olay da tam buradan yani başladı. Arif burada olmadığı için bununla ilgili bir hüküm veya karar verilmez. Arif de denk getirir sizi. O zaman ona da bir çözüm buluruz. Evet. Meseleyi çözdüğümüze göre artık daha da uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kalkalım mı Carlos Bey? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Peki. Görüşürüz adamım. Denize kuvvet beyler. Kendinize iyi bakın. Azer, Hector, Demir siz kalın. Sizi aynı şekilde bağlayacaklar, öyle çıkartacaklar buradan. Müsaadeniz varsa bir özel konuşalım Zeynep Hanım. Vaktiniz varsa. Tabii. Görüşürüz. Güzel müsaade Carlos Bey. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Martin sen bir gelsene be. Martin Bey bence gitmeyin. Sağ ol dostum. Sen de kendine iyi bak. Artık bunların meselesini güzel bir hüküme bağladık. Çözülsün bu iş. Artık çözülsün. Bakalım kim kimi götürecek. Kim kimi yiyecek bakalım. Artık birbirini yesin de olayları bitsin ya.
Artık bu meseleleri bir şekilde kapanır herhalde ha. Sıraç. Zannetmem belediyelik olur ondan olayı. Ben sana diyeyim. Öyle mi diyorsun? Abi tabi onu... Araç çekti muhtemelen bu arada. Araç çekildi. Çekildi mi? Evet. Var mı bizde boş araç? Araç çağırayım yoksa. Araç var mı? Araç boş. İki kişilik mi o? Patronum direkt arabayı size bırakayım. Siz nereye bineceksiniz oğlum? Gel. Gel binin siz de. Binin binin. Binin sığıyoruz oğlum. Abi şu arkadaki araba boş. Bak şuradaki. Ya bin sıkıntı yok binin ya. Bin. Bin yavrum bin. Evren yer yoksa gel kucaklasın seni. Alsınlar aralarına. Kucaklayalım abi. Tabii. Oğlum alsanıza da. Hah eyvallah. Tamam sıkıntı. Benim BMW'yi evet. Takip et gel. Çözülmez mi bu iş diyorsun Sıraç? Yok patron. Azer'den bir cacık olmaz. Oğlum adam ama bak vuruyor bunları. Vuruyor da kahpelikle vuruyor adamlar. Mekanında bekleyip yapıyor ya, ya Hector biraz sakin kalsa aslında patates ederler onlara da sakin kalmıyor. Gazına patron, geliyor onun için. Biz açık konuşayım. O, mesela o lojistik çatısı. Aile olarak yani o ne yine bizi alamaz. Çok ne? Konuşuyorum. Biz tek lojisti. Sen onay yok. Dinleyemiyorsun Devran. Ne anlatıyorsun duyamıyorsun ki. Öksürse. Lan bu kucak. Umarım düzgünce bir savaş yaparlar. Ya artık bir şeye bağlasınlar da bunların mevzusu bitsin. Her gün bunların mevzusunu dinliyoruz ya. Kine dönüşüyor bir de onların ufak ufak. Evet evet görüntüde o. Ama artık dostumuz Çapo'nun da şehirde faaliyetlere başlaması lazım. Kendini göstermesi lazım. Çiçekçilik varmış onlarda. Ya çiçekçilik falan hikaye bak. Burada birileri şehirde aynen. Söz sahibi olmaya çalışıyor. Masalar bilmem neler var. Burada bir masa kurulacaksa bunu biz kurarız. O yüzden Çapo'yla bir an önce iletişime geçmemiz ve kendi safımızı çizmemiz lazım. Baron'a ne diyorsun patron? Baron iyi adam. Bana o sağlamadı. Senin üstüne biraz titriyor gibi ama emin olamıyorum. Baron beni seviyor. Burada kimi sevecek bu şehirde? Doğru diyorsun evet. Bu şehirde nizamı bilen tek kişi biziz. Biz her şehirde biliyoruz da patron. O da onu fark etmiştir büyük ihtimalle. Öyle. Bizim hükümlerimiz sağlamdır. Baron da bize sağ olsun burada böyle bir söz hakkı verdi. Gerekeni yapacağız. Yaptık ama bunlar bu savaşın hakkını verebilecek mi göreceğiz. Bakalım ne çıkacak bu işten. Baskın olayını da bize verdi değil mi? Evet polisiye olan baskını da biz yöneteceğiz. Büyük bir savaş çıkacak. Traç. Orada iyi iş yapıp baronun gözüne daha çok girmemiz lazım. Sen bu de sarzu edersin. Başkanın, başkanın diyorum ya. PD'nin şefi oradaysa gerekirse onu da almamız lazım. Carlos'a götürmemiz lazım. O gün geldiği zaman sen emir ver. Herkesi tarumar ederiz biz. Hiç problem yok. Yani bizim emrimize galiba bütün aileleri verecek orada. Eğer öyle bir faaliyet olursa zaten bayağı bir iyi iş olur. Şimdi aldığımız istihbarat neticesinde Sanchez şehirdeymiş. Bizim çocuklar bir araştırsın bakalım bu Sanchez şehirde mi? Şöyle bir dağılsınlar bir baksınlar Sanchez hakkındaki tamam. Bilgilerimiz nedir? Biz de bir gidelim bunlar silahçıların da mı yerlerinde mi bakalım. Tamam. Konvoy. Konvoydan ayrılın. Sanchez'i bir bakın bakalım. Bir araştırın sağda solda araçlarını vesaire falan bir bakın bulabilecek misiniz? Sanchez hakkında bizim infomuz var mı? Sor bakalım Aurelio'ya. Aurelio bir de info var mı bunlar hakkında? Beyinde drop yoktur ya. Tamam toplamaya başlayayım hemen şimdiden. Beyinde bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Bakın işte aslan. Bunlar bugün sevkiyat almışlar çünkü. Sevkiyat aldıklarına göre şehirde olacaklar. Evet. Unuttun mu beni? Burası bunların mekanıydı ama yine yoklar. Bak gel bakalım oğlum içeride birisi var mı? Bakayım. Bak bakalım. He. 2000 kişi tam filmler gibi. Tam ekrandan izliyor. Ya. Bizim yayınlar film gibi değil yok, mi arkadaşlar? Salazar 52 sensin değil mi? Vito Salvatore'nin hayatı film gibi hayat. Bu. Aramaya başla. Bilgimiz var mı bunların araçlarıyla falan ilgili? Bilgi yok. Şimdi saldım ama çocukları arıyorlar. Arıyor da koyup başladı.
Burada bunların bir kulağını çekmemiz lazım. Uğur ve iskelede. Çok her şey dönüyor patron. Orada herkes her şeyi konuşuyor. Bir bakalım istersen oraya. Hmm, bir dinleyelim bakalım. Buralarda birileri de var. Kalabalık bir grup var galiba. Bir dinleyelim. John abi burada. John mu burada? He. Ulan John. John abi. Ulan şükürler olsun kucaklayın. Hani bu John mu bu? Abi, burada abi. Burada. Ha, benim. Nasılsın John? Sen kimsin? İyi. Kimsin sen bile? Asıl sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen bu kimsin lan? Kışıyor. Oğlum abi, çıkar abi lan şu maskeyi. Hala maskeyle yaşıyorsun. Nasıl bir adamsın sen ya? Heh. Heh ya. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Hiç yoksun ortalarda. Abi hastayım ya. Geçmiş olsun. Neyin var? Geçmiyor ya. Geçmiyor. Lanet olsunca. He, ben de hastaydım. Yeni yeni kendime geliyorum. Ya sen geçersin. Zengin adamsın sen ya. Burada bir yaralı ihbarı varmış ya. Bilginiz var mı? Fakirler. Biz ne yapalım? Ölüyoruz diyorsun he. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Yaralı ihbarı varmış buralarda. Bilginiz var mı? Vallahi ya senin de bir tansiyonun düşüyormuş. Bayılıyor musun siktir? Ya bayılıp bayılıp duruyorum sorma. İtle köpekle uğraşıyoruz. Evet çözüldü galiba. Jessica'nın buralarda mı? Jessica mı? Buralarda dur. Çağır. Bir şey konuşacaktım onunla da. Sıraç bir dinleme çalışmaları bir yap bakalım. Tamam. Gel Cöncüm biraz donanalım. Donanalım.